Ya biliyorum zor bir durum. Seni anlamıyorum da zannetme sakın. Ama üzme kendini de bu kadar. Hatta şöyle bir şey yapsak mı? İstersen sen beni Tuna ile bir araya getir. Biz böyle bir erkek erkeğe çözmeye çalışalım durumu. İyi niyetinden hiç şüphem yok. Çabanı da anlıyorum. Ama sanki pek faydası olacak gibi değil. Çünkü Tuna hiç ikna olacak gibi durmuyor. İşin kötüsü bir de daha kötü olursa diye korkuyorum. E ne yapacağız peki? Ben biraz Tuna'nın yatışmasını bekleyeceğim. Sonra da uygun bir zamanda kendisiyle konuşacağım. Ama yani seninle açık konuşmam gerek. Eğer Tuna ikna olmazsa... Yani sana boşuna umut vermek istemem. Ne olur düşünme öyle. İyi düşünelim, iyi olsun. Hı? Sen de iyi düşün lütfen. Aslında bir de konuşmak istediğim başka bir konu vardı seninle. Buyur. Nisa'yı biliyorsun, benim kiracım. Restorandaki o olaydan sonra Tahir kızı evinden zorla çıkartıp kendi evine almak istiyor. Hem de 5 çocukla. Reşat Hoca ne diyor bu duruma? O da Tahir gibi düşünüyor. Ama Reşat Hoca seni sever. Seni dinler. Acaba diyorum Reşat Hoca'yı bu konuda ikna edebilir misin? Ya rica etsem bir görüşür müsün kendisiyle? Görüşürüm, merak etme. Çok teşekkür ederim. Dur hemen teşekkür etme. Bir bakalım ikna edebilecek miyim? Hatta işin yoksa şimdi müsaitsen gel gidelim beraber. Sen arabada beklerken ben Reşat Hoca'yla konuşurum. Bir bakarız ne oluyor. Olur. Vallahi çok iyi olur. İyi, tamam. Hadi. Kayınpederine iftara eli boş gitme. Bizim köşedeki tatlıcıya uğra. Selamı da söyle. Şimdi siz kalabalıksınız ha. 2 kilo burma kadayıf al götür. O kadarını akıl ederim baba, merak etme. Orası muhakkak çocuğum da suratına bakınca hatırlatma lüzumu hissettim. Neydi ya, derdin ne? O kadın da iftara gelecek değil mi? Gerildim. Bak zaten dikenin üstündeyim. Sıkıntı yaratacak bir durum varsa şimdiden söyle. Reşat hocam. Oo. Kusura bakmayın, habersiz geldim ama müsaitiniz inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Merhaba Ömer. Merhaba. Hocam. Ben sizinle önemli bir mevzuda konuşmaya geldim. Konu neydi? Evladım Erdal Bey özel görüşmek istedi belli ki. Hadi bize bir müsaade et çocuğum. O restoran gecesiyle ilgili konuşmaya geldiyseniz size söylemiştim. Bu durum sizi hiç ilgilendirmez. Ömer lütfen oğlum hadi. Ömer neden bu kadar geriliyorsun? Anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Hocam anladığım kadarıyla siz o akşam restoranda neler yaşanmış öğrenmişsiniz, öyle mi? Evet, evet biliyorum. Hocam, inanın bana Gamze Hanım'ın Nisa Hanım'ı o akşam o restorana götürmekle ilgili içinde en ufak kötü bir niyeti yoktu. Zaten çok iyi bir insan. Yani benim hayatta tanıdığım en mükemmel insanlardan biri. Gamze Hanım'a iltifat etmek için mi geldiniz buraya? Siz devam edin lütfen. Hocam biliyorsunuz Nisa Hanım Gamze Hanım'ın kiracısı. İkisi de çok iyi, çok değerli insanlar. Birbirlerinden gayet memnunlar. Arkadaşlar da. Devam o ki acaba siz Tahir'le bir konuşsanız da bir araya girseniz. Olay tatlıya bağlansa Nisa Hanım orada oturmaya devam etse. Bu da bizim meselemiz. Bu durumda sizi ilgilendirmez.
Erdal Bey kardeşim. Ben de Nisa'nın o evden çıkmasını doğru buluyorum. Öyle mi hocam? Neden peki? Gamze yüzünden mi? Hocam Gamze size ne yaptı? Bakın diyorum Nisa Hanım'la iyi geçiniyorlar, iyi arkadaşlar. Hocam ayrıca siz bulmadınız mı bana Gamze Hanım'ı iyi kısmet sana diye? Yani şimdi niye arkadaşlığını kızınıza uygun görmüyorsunuz? Ömer'in dediği gibi bu tamamen aile işi bir mesele. Gamze Hanım'la hiçbir alakası yok. Hocam öyle diyorsanız öyledir. Aile deyince akan sular durur. O zaman ben müsaadenizi rica edeyim. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Selametle. Hayırlı Ramazanlar Ömer. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Baba bu herif Gamze ile bir olup Nisa'yı o illet yuvasına götürdü ya. Şimdi utanmadan niye buraya geliyor? Celallenme hemen. Geç, geç otur. Geç, anlatacağım. Nereye Ömer? Nereye? Oh. Açık söylemek gerekirse kırılmadım desem yalan olur. Ben Reşat Hoca'nın Nisa Hanım konusunda daha destekçi olacağını zannediyordum ama yok. Hiç öyle olmadı. Hayır, bu aile meselesi dedi, kapattı mevzuyu. Öyle deyince de tabii üstüne artık başka bir şey söyleyemiyorsun. Bir diğer taraftan da yani Ömer'in bana karşı olan tavrı anlamak mümkün değil ya. Böyle değildi bu çocuk. Hay Allah, ben de keşke senden böyle bir şey istemeseydim. Pişman oldum şimdi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bankadan arıyorlar. Onlar şimdi izin aldım ya, merak etmişlerdir ne oldu diye. Tabii. Neyse, ararım sonra. Peki bu akşam ne yapıyoruz? Çıkıyor muyuz? Bir yerlere gidiyor muyuz? Bu akşam gelemem. Hüsnü dayılara iftara davetliyiz. Oradayım yani bu akşam. Başka akşamız mı? Buluşabilir miyiz? Konuşmamız lazım. Seni bekliyorum. Ben şurada sağda insem, eve gitmeden bir şeyler bakacaktım. Nasıl? Şey, buralarda yani, emin misin? Evet, evet. Şurada sağda çok iyi olur. Şu uygun bir yer bulayım da durayım o zaman. Tamam. O zaman görüşürüz. Kolay gelsin.